pazartesi yaptığımız görüşmeden sonra yine burada toplanmıştınız. Size söylemiştim. Çarşamba günü bir toplantı daha yapacağız. Bugünkü toplantıda işveren bize pazartesi sunduğumuz tekliflerden farklı bir teklifiniz var mı? Aynı yerde misiniz? Diye sordu. Biz de kendilerine aynı yerdeyiz. Teklifimiz bakidir, geçerlidir. Teklifimizi bir daha hatırlatayım isterseniz. Son teklifimizi. İlk 6 ay için 3500 lira net geçecek dedik arkadaşlarımızın eline. İkinci 6 ay 4000 lira geçmelidir dedik. İnebileceğimiz rakam budur diye söyledik. Ayrıca 40 saatlik çalışma süresinin 5 gün olması için talebimiz geçerlidir. Hatta bu kırmızı çizgimizdir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz dedik. Bütün belediyelerde olduğu gibi Löbürgaz Belediyesi'nde diğer çalışanların nasıl çalışıyorsa biz de böyle çalışmak istiyoruz dedik. Nasıl memur arkadaşlarımız 40 saat 5 gün çalışıyorsa, cumartesi pazarları da hafta tatili ise, nasıl kadrolu işçi arkadaşlarımız haftada 5 gün çalışıyorsa, cumartesi pazarları hafta tatili ise, bu arkadaşlarımızın da hafta tatilleri cumartesi pazar olacak dedik. Böyle olmalıdır. İlk önce adaleti buradan sağlamamız lazım diye söyledim. Elbette ki cumartesi çalışılması gerekiyorsa çalışacağız. Pazar da çalışacağız. Bu belediye, bu Löbürgaz bizim, bu iş bizim. Bu işleri biz yapacağız. O konuda bir tereddüt yok. Tam aksine size taahhüdümüz var. Ancak bunun da bir bedeli var. Fazla mesai ücretini ödeyeceksiniz arkadaşlarım dedik. Şu ana kadar onunla da ilgili net bir cevap vermediler. Değerli arkadaşlar, işverenin bize söylediği son söz, eğer aynı yerdeyseniz, aynı ücretleri, aynı şeyleri, hakları talep ediyor iseniz, yeni bir teklif size sunmak istemiyoruz dediler. Biz de sunmayabilirsiniz teklif, biz de arkadaşlarımıza gider döner, durumu anlatırız. Oradan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa bunları yaparız. Sizler de burada bunları görürsünüz diye söyledik. Şunu bir kere söyleyeyim arkadaşlar. Löbürgaz Belediyesi'nin bir işveren sendikasına üye olmasını kabul edemiyorum. Bugüne kadar bu görüşmeleri sürdürdüm. Ancak Löbürgaz Belediyesi bir fabrika değildir. Bir ticarethane değildir. Fabrikalar kar amaçlı çalışırlar. Onlar işveren sendikasına da üye olurlar. Başka her türlü şeyleri yapabilirler kar için. Ama Löbürgaz Belediyesi bir kamu kurumudur. İçerisinde yüzlerce insan çalışır, insan odaklı bir yerdir. Kar ve zararı yoktur. Dolayısıyla Löbürgaz Belediyesi'nde çalışan işçilerin top sözleşmelerinden 3-5 kuruş nasıl kırparım deyip İşveren sendikalarına üye olan belediye başkanlarına sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. İşçilerinize aktaracağınız kaynakları gidip belediye SODEMSEN'e, işveren sendikalarına aktarmayın. Ayrıca bu sendikalar sayesinde bu toplu iş sözleşmeleri çıkmaza giriyor diye söyledik. Sonuç olarak bizim teklifimiz masadadır. Eğer ki bizim teklifimize olumlu yaklaşacaklarsa yine görüşeceğiz. Olumlu yaklaşmayacaklarsa da biz işçiyiz. Biz sendikalı işçiyiz. Biz diskli işçiyiz. İşçiyiz. Hakkımız, hakkımızı alırız. İşçiyiz. Hakkımız, hakkımızı isteriz. İşçiyiz. Hakkımız, hakkımızı isteriz. Evet, biz işçiyiz, biz sendikalı işçiyiz, biz diskli işçiyiz dedi. Geçmişi de hatırlatmak isterim. Lüleburgaz'da 2000'li yılların başında yaşananları hatırlatmak isterim. Bizi buralara itmeyin, bizi buralara, sokaklara itmeyin diye söylüyorum, uyarıyorum. Löbürgaz Belediyesi'nde ya bizim haklarımız verilecek ya da verilecek. Evet.
İşveren Sendikası tarafından ısrarla başka yerler örnek gösteriliyor. Başka belediyeler örnek gösteriliyor. Eğer başka belediyelere bakacaksak, bizim de örnek göstereceğimiz çok belediye var. Örnek istiyoruz dediler, alın dedik size Kırklareli Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini. Örnek göstermek istiyorsak, bizim de pek çok toplu sözleşme örneği gösterebiliriz. Ama burada her belediye kendi özelinde, kendi kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla çalışıyor. 2 yıl önce Kırklareli Belediyesi işçilerine asgari ücret çarpanlarını verirken Lüleburgaz Belediyesi bunu vermedi. Evet. Ne dediler bize? 600 lira kaynaklı. Kanuni değil dediler, KYK var dediler. Peki veren belediyelere ne olmuş? Hiçbir şey olmamış. İşçiler haklarını almışlar. Silivri soğuk. Bugün orada o belediyelerde 3.300 lira maaş alırken toplu sözleşmeye oturuyoruz. Siz de 2.600 lira maaş alırken toplu sözleşmeye oturuyoruz. Dedik ki ilk önce bu eskiyi bir telafi edelim. Bu haksızlığı 27 ay boyunca bizden kestiğiniz asgari ücret çarpanlarını telafi edin dedik. Ve 3.500 lirayı bunun için kabul ettik. Oradan sonra da yeni zam olarak da bunu 4.000 liraya getirin dedik. Ancak geldiğimiz noktada değerli arkadaşlarım, işveren tarafından bu isteklerimiz kabul görmedi. Ne yapacağız? Buradan sonra nasıl davranacağız? Onu size şöyle söyleyeyim. İş yerlerinize geleceğiz. Toplantılar yapacağız. Sanırım Lüleburgaz'da birazcık sendikacılığı öğreteceğiz. Göstermemiz evet. Gerekir. Açıktan söyleyeyim. Eğer ki bu toplu iş sözleşmesi masada bitmezse sodemsenciler bizi Yüksek Hakem Kurulu'yla filan tehdit ediyor ama eğer bu toplu iş sözleşmesi burada masada bitmezse yine burada bitecek ama grev çadırıyla bitecek. Evet. Hemen başlıyoruz. Yarın mı? Tamam başlarız abi. Hemen. Grev çadırının kurulmasına kadar bir zaman var. Ama zannetmesinler ki bu zaman içerisinde biz boş duracağız. Hakkımıza razı, bize yapılan muameleyi kabul etmiş bir biçimde oturmayacağız. Hemen en yakın zamanda sizlerle birlikte içerisinde basın açıklaması, iş yavaşlatma, iş bırakma olan sonu genel greve kadar gidecek eylemliklere başlayacağız.